Arkadaşlar merhabalar noktalama işaretleri 3. kısımdayız. Kısa çizgiyle devam ediyoruz. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken kısa çizgi kullanılır arkadaşlar. Başta Ali olmak üzere ben kardeşim ve arkadaşları bir hizada sıralanmış taburelerde etrafımızda olan bitenle ilgilenme den ifadesinde m'den sonra kısa çizgi kullanılır. Heceleri göstermek için kullanılır. Araştırmadan heceleri ayırırken araya kısa çizgi kullanılır. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için de kısa çizgi kullanırım arkadaşlar. Aldan alış, durdan durak şeklinde. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Almak, durmak, görmek, fiil kökü olduğunu göstermek için kısa çizgi kullanılır. İsim yapım eklerinin başına, fiil yapım eklerinin başına ve sonuna konur. Ak, den, ışlık gibi. Cümle içerisinde ara söz ya da ara cümleler varsa bunları ayırmak için kullanılır. Küçük bir sürü. Dört inekle birkaç koyun. Bakın araya kısa çizgi kullanılmış. Yolun ağzında durmuştu. Arasında ve, ila, ile, den, e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Aydın İzmir yolu. Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay Dil Grubu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Bu şekilde arkadaşlar araya kısa çizgi kullanılır. Matematikte çıkarma işlemi kısa çizgi ile gösterilir. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kısa çizgi kullanılır. Cümle içerisinde sayı adlarının yenilenmesinde araya kısa çizgi konmaz. 15 yıl. 10-15 yıl gibi. 3-5 kişi gibi ifadelerde araya kısa çizgi konulmaz. Uzun çizgi nerelerde kullanılır? Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır. Eski şehri gezdin mi? Göten'in evini gezdin mi? Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konulabilir. İslam Bey ben daha ölmedim. Uzun çizgi kullanılır. Tırnak işareti nerede kullanılır? Başka bir kimseden ya da yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Atatürk'ün Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir sözü yazılıdır ifadesinde Atatürk'ün sözü tırnak işareti içerisinde belirtilmiş. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret tırnak içinde kalır. Bakın gördünüz mü? Tırnak içinde bir alıntı varsa bu sonunda bulunan işaret de tırnak içinde kalınır. Yani ünlem de tırnak işaret içerisinde kalmış. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Yeni bir barış taarruzu derken tırnak işareti içerisinde alınır. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Yahya Kemal'in bazı şiirleri kendi gök kubbemiz adı altında çıktı. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır. Ali Berat Alptekin, Azerbaycan ve Türkiye'de tanınan ortak aşıklar, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi sayı 7 Ankara 1999 sayfa 33 gibi. Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bir numarada soru anlamı olduğu için soru işareti kullanılmış. İki numarada özneyi belirtmek için virgül kullanılmış doğru. Üç numara. Üçte ise bugün eskidir demiş noktalama işareti kullanılmış doğru. Dörtte ise o devirde ileri Avrupalı sanatçıların bir çoğu demiş. Bakın apostrof burada kullanılmaz arkadaşlar. Avrupa'dan Avrupalı olmuş yani yapım eki olarak getirilen lı eki birleşik yazılır diğer kelimeye birleştirilerek yazılır. Apostrofla ayrılmaz. Cevap D şıkkıdır. 5 numarada doğru kısa çizgi kullanılmıştır. Gösterilen yere hangi noktalama işaretleri gelmelidir diyor. Birinci cümlede yüklem olduğu için ve cümle bittiği için nokta konur. İkinci cümle yine yüklem var ve cümle bitmiş o yüzden nokta konur. Üçüncü cümlede ise kültürümüzün ayrılmaz ögeleri açıklandığı için iki nokta konur. Diğer cümlede, dördüncü cümlede yüklem olmadığı için ve cümle bitmediği için üç nokta konur. Son cümlede yani yiyecek de unutuluyor artık noktalı virgül hem de bir daha hiç yenmemek tadılmamak üzere. Yani bir önceki cümlenin açıklaması yapıldığı için noktalı virgül kullanılır cevap B şıkkı tek tırnak. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi. Bakın, yeniden tırnağa alınması gereken bir ifade olduğu için han duvarları tek tırnak içinde gösterilmiştir. Yay ayraç. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun olan noktalama işaretleri getirilir. Anadolu kentlerini, köylerini Köy sözünü çekinerek yazıyorum. Gezsek bile görmek için değil. Kendimizi göstermek için geziyoruz. Nurullah Hataç parantez içerisinde yay araç içerisinde kullanılmış. Özel bir cins isme ait ek ya da ayraç. Ayraçtan önce yazılır. Yunus Emre'nin ifadesi mesela buradaki nin ilgi eki. ya Ayraç'tan önce belirtilmiş. Tiyatro metinlerinde konuşan hareketleri durumunu belirtmek için ya içerisinde ifade edilir. Mesela yaşlı kadın ellerini masaya dayayıp ifadesi onun hareketlerini belirtir. Ya ayrı içerisinde kullanılmıştır. Alıntıların aktarıldığı eser yazar veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kim yazmış? Orhan Veli. Ya ayrı içerisinde kullanılmış. Alıntılarda alınmayan kelimeler ve bölümlerin yerine 3 nokta ya ayrı içine alınabilir. Biraz bir söze, alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yer için alınır. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Akıllı burada ironi olduğu için iyi ayrış içerisinde ünlem işareti kullanılmış. Bir bilgi şüpheyle karşılanıyorsa ya da kesin değilse soru işareti yay ayrış içerisinde gösterilir arkadaşlar. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ya da harflerden sonra kapama ayrıcı konur. Bakın şuna biz kapama ayrıcı diyoruz. Köşeli ayraç. Genelde arkadaşlar yayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Mesela Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kaba demiş yay ayraç kullanmış sonrasında ise düzeltiyorum köşeli ayraç kullanmış yay ayraçı ise köşeli ayraçtan sonra kullanmış. Kaynak olarak verilen kitap veya maddelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır. Reşat Nuri Güntekin mesela soyadını göstermek için köşeli ayraç kullanılmış. Metin aktarmalarında, çevirilerde ya da alıntılarda çalışmayı yapanın eklendiği sözler için kullanılır. En önemli farkın, bakın buradaki ın İlgi iki köşeler içerisinde gösterilmiş. Eğik çizgi. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına eğik çizgi konur. Mesela korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Eğik çizgi ve sonrasındaki diğer dize gelmiş. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Altay Sokağı No 21 Eğik çizgi biz buna Taksim de diyoruz ya da Sılaş ismini de takıyoruz. Eğik çizgi kullanılır. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı belirtirken araya Eğik çizgi konur. Di bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için konur. Matematikte bölme işareti olarak eğik çizgi konur. Belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Beyefendi, bakın. Özne olarak kullanıldığı için özneyi belirtmek için virgül konur. Devam ediyorum. Çevrenize bir bakın diyor. Kuşlara, ağaçlara, çocuklara Dolayısıyla kendisinden önceki cümle açıklama manyesinde kullanıldığı için noktalı virgül gelir. Ve sonrasında yüklem olmadığı için cümle tamamlanmadığı için üç nokta gelir. Sonrasında kendinizi yalnızlığa derken ögeyi belirtmek için virgül kullanılmış. Yok aslında anlıyorum. Burada ise belirgin bir ifade kullanmak için virgül kullanılmıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Belirsilen yerlere hangi noktalama işareti gelmeli? Birinci cümlede açıklama yaptığı için bakın şunlardır diyor. Açıklama yapıyor iki nokta gelir. İkinci bölümde ise çalışmak burada ise filmsi belirtmek için virgül kullanılmış. Üçüncü cümlede ise yine eş görevli sözcükler yani ikisi de olduğu için bunları birbirinden ayırt etmek için virgül kullanılmış. Son cümlede yükleme olmadığı için ve cümle tamamlanmadığı için üç nokta kullanılmış. Cevap B şıkkı. Hangisinde tırnak işareti gereksiz kullanılmıştır? A, B, C, D, de gereksiz kullanılmamış. D'de gereksiz kullanılmış neden? Hayatta insanın başına her şeyin gelebileceğini söyledi. Bakın burada söyledi derken bir aktarma cümlesi var. Yani ben başkasının söylediğini üçüncü bir kişiye aktarıyorum. Dolayısıyla burada tırnak içerisinde ifade kullanılmaz. Tırnak içerisinde ifade genelde doğrudan alıntılarda kullanılır. Cevap D şıkkıdır. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Şimdi A'da B'de, D'de V'deki bilgiler doğru. C yanlıştır. Neden? Bir metinden yapılan alıntılarda atlanan yerler uzun çizgiyle gösterilir. Şimdi atlanan yerler uzun çizgiyle gösterilmez. 3 nokta ile gösterilir. Mesela tırnak işareti içerisinde 3 nokta koyuyorum. Böyle söylüyordu diyorum. Bakın atlanan bir yer var değil mi? Evet. E sonrasında atladım ben belki. Onu da ne yapıyorum? 3 noktayla belirtiyorum. Cevap C şıkkı. Hangisinde ya ayrıç işareti yanlış kullanılmıştır? A'da, B'de, C'de ve E şıkkında ayraç işareti yanlış kullanılmamış. Ama D'de yanlıştır. Neden? Annem valizdeki eşyaları yerleştirdikten sonra mutfağa gidip çay demledi. Şimdi arkadaşlar burada Dikkat ettiyseniz A şıkkında genç adam diyor ve nasıl bir hareket içerisinde bulunduğu parantez içerisinde kullanılmış doğru. B şıkkında Jean Racine diyor, Racine diyor ve okunuşunu Jean söylediği için yazdığı için bu da doğrudur. C şıkkında fonetik diğer ismini belirtmiş burada ses bilgisi olduğunu söylemiş bu da doğru ama D şıkkında annesinin valizleri eşyaları yerleştirdikten sonra mutfağa gittiğini söylüyor. Yani şu ifade parantez içerisinde kullanılmamalı. Cevap D e şıkkı. E şıkkına bakıyorum fatalizm. Bunun anlamını söylüyor. Yazgıcılık olduğunu söylüyor. Bu da doğru bir kullanımdır. Belirtilen yerlere hangi noktaların işaretleri getirilmeli? Napolyon Fontanassi'ye şöyle demiş. İki nokta gelir arkadaşlar. Bilir misiniz dünyada en çok sevdiğim şey nedir? Soru anda mı olduğu için soru işareti gelir. Sadece kuvvetle hiçbir şeyin kurulamamasıdır. Nokta gelir çünkü cümle bitmiş. İki şeyi dünyaya hükmeder. Açıklıyor bu iki şeyi dünyaya hükmeden şey nedir? O iki şeyi açıklıyor. O yüzden iki nokta. Sonrasında ise arkadaşlar kılıç ve düşünce. Onun olduğunu açıkladıktan sonra nokta gelir. Çünkü yeni bir cümle başlamış. Cevap C şıkkı. Tırnak işareti ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A, B, C, E şıklarındaki bilgiler doğru. D yanlıştır. Neden? Cümledeki ara sözler tırnak içine alınarak gösterilir. Bakın ara sözler ya virgülle gösterilir ya da kısa çizgiyle gösterilir. Tırnak içerisinde gösterilmez. Cevap D şıkkıdır. Açıklamalardan hangisi yanlıştır? Sevgili gençler bir numaraya bakıyorum. Metin içinde ve veya yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Doğrudur. Doğru bir bilgi. Bir olan bütün bilgileri sildim gençler. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül konur. Yani ey hemşerilerim gibi bir hitap varsa virgül konulur. Bu da doğru. İki numarayı da eledim. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için iki nokta konur. Yani şöyle düşünün. On sekiz otuz iki nokta mı konur? Hayır. Tek nokta konur. Bu bilgi yanlıştır. Cevaplardan biri 3 numara. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan D da bağlacından sonra virgül konur. Hayır. Kesinlikle D ve da bağlacından sonra virgül konmaz. Bu bilgi yanlıştır. Cevap C Şıkı. Tırnak için alınan sözlerden sonrası kesme işareti kullanılmaz. Bu da doğrudur. Cevap C. Belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmeli? Ulema diyor. Bakın. Uğurlayan kim? Ulema. Yani öznedir. Özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Virgüllü olan hepsinin altını çizdim. E şıkkını eledim. Ve sonrasında cümle bittiği için nokta korum arkadaşlar. Bu cümle devrik bir cümledir ama yükleme olduğu için nokta korum. Nokta olan kısımları tekrar tikliyorum. Diğerlerini eledim. Ya da cevap nedir? B ya da D. Sonrasında her zamanki teraneyi tekrarlaya tekrarlaya uğurluyordu hünkârı. Marur olma padişahım. Bakın burada ne var? Tırnak işareti içerisinde bir bilgi ver veriyor. Yani e, bir açıklama var, bir söylem var. O zaman tırnak işareti olmalı. Padişahımdan sonra bir açıklama olduğu için noktalı virgül gelmeli. Senden büyük Allah var. Nokta koydum ve tırnağı kapattım. Cevap B şıkkı. Hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? A şıkkı, B şıkkı, D ve E şıkları doğru. C yanlıştır. Neden? Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın diyor. Bakın arkadaşlar. Unutma derken seslenme işareti ve duygusu verildiği için ünlem kullanılmış doğru ama yağmurun yağdığı kadar ıslaksın da arkadaşlar nokta gelmeli. Çünkü herhangi bir duygu vermiyor. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Yay ayraç ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında diyor ki bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin tekrar yazılmasını önlemek için kullanılmıştır. Şimdi yay ayraç parantezdir değil mi? Bir yazıdaki maddeleri düşünün. Maddeler sıralanıyor. A, B, C, D, E şıkkın olarak. Veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin tekrar yazılmasını önlemek için yay ayraç kullanılmaz arkadaşlar. Parantez kullanılmaz yani cevap A şıkkı ama B şıkkında kullanılır. C, D, D'de ve E'de kullanılır. Hangisinde verilen açıklama ayraç içindeki noktalama işareti ile ilgili değildir? Bakın A şıkkı virgülle ilgilidir doğru. B şıkkı kesme işareti ile ilgilidir. C şıkkı iki nokta ile ilgilidir. D şıkkı üç nokta ile ilgilidir ama E şıkkı diyor ki eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasına konur. Kısa çizgi değildir bu. Nedir? Virgül'dür arkadaşlar. Yani şöyle düşünün kestanenin, turbun, mandalinanın. Bakın eş görevli sözcükler olduğu için araya virgül konulmuş. Cevap eş Hangisinde noktalama yanlışı vardır? A diyor ki şiirde armoniyi sağlayan unsurlar aliterasyon ve asonans olmak üzere iki alt başlık altında incelenebilir. Şimdi şiirde armoniyi sağlayan unsurlar. Harita, ama burada unsurlar şunlardır gibi bir ifadeden sonra açıklama yapmamış. Dolayısıyla arkadaşlar şiirde harmoniyi sağlayan unsurlar noktalı virgül, aliterasyon ve sonrası olmak üzere iki alt başlık altında incelenebilir olmalı. Yani noktalı mı işareti yapıl, yanlışı yapılmış cevap A ama B, D, C, D, D, ve E, D doğru kullanımlar var. Hangisinde farklı bir noktalı işareti getirilmelidir? Ilık bir rüzgar esiyordu. Cümle bittiği için ve yüklem olduğu için nokta. Yaprakların üzerinde koyu benekler vardı. Cümle bitmiş nokta. Kekremsi bir acı koku geliyordu. Cümle bitmiş ve yüklem var nokta. Bahçıvan yapraklara bakıp onları inceliyordu. Cümle bitmiş nokta. Birden bir çıtırtı. Bakın burada nokta olmaz. Çünkü yüklem yok. Dolayısıyla üç nokta. Cevap A şıkkı. Ya, ya, bu cümlede ayrı belirtilen yerleri sırasıyla hangisi getirilmelidir? Yengeci niçin yan yan gidersin? Bakın burada bir konuşma var. O zaman ne gelmeli? Virgül ve tırnak işareti. Gidersin soru anlamı olduğu için soru işareti ve tırnak. Demişler. Serde kaba dayılık var demiş. Dolayısıyla hangisi gelmeli? Virgül. Doğru olan cevap D. Numaralanmış cümlelerin hangisinin sonuna 3 nokta konmalıdır? Şimdi bir numaraya baktığım zaman 3 nokta konmaz. Neden cümlenin yüklemi var? Cümle bitmiş. O zaman nokta konur. Yani bir olamaz. Bir de olan şıkları eledim. 2 numaraya baktığım zaman bakın buraya soru işareti gelir. 3 nokta gelmez. Çünkü soru soruyor. O zaman 2 numarayı da eledim. İşleri yolundayken herkes kendini güçlü hisseder. Ancak işleri bozulunca bakın yüklem yok burada. Dikkat ettiniz mi? Cümle yarım kalmış o yüzden 3 nokta konur. Cevaplardan biri 3. Mutluluk da insanın kendi elindedir. Mutsuzlukta. Burada arkadaşlar yüklemimiz vardır. Dolayısıyla 4 numara olamaz. 5'e bakıyorum. Dışarıda tatlı bir Meltem esintisi. Odada mis gibi bir deniz kokusu. Bakın burada cümlenin yüklemi yok. O yüzden cümle bitmemiş. Buraya da 3 nokta konur. Cevap 3 ve 5'tir. D şıkkı yani. Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bakın cümle bittiği için nokta kullanılmış doğru. Tırnak işareti zeytin dağı özel bir ifade kullanıldığı için tırnak işareti kullanılmış doğru. Kesme işareti var mı peki? Özel bir isim. Burada ayrıldığı için gelenek Apostrof yani kesme işaretiyle ayrılmış. 3 nokta cümle bitmiş mi bakıyorum? Cümle bitmiş. Cümle bittiyse o zaman 3 nokta koyamam. Nokta koymam gerekiyor. Bitmeyen cümlelerin sonuna ve yüklem kullanılmayan cümlelerin sonuna 3 nokta konur gençler. O yüzden cevapçı şıkkı Virgül doğru mu kullanılmış? Şimdi bakıyorum. Birinci Dünya Savaşı üzerine yazdığım hatıraların adı Zeytin Dağı idi. Bu dediği yani işaret ediyor dolayısıyla virgül kullanılmış doğru cevap C şıkkı. Hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. A şıkkında kesme işareti doğru kullanılmıştır çünkü özel isimdir. Ağrı Dağı. B şıkkında da 1958 yıl ismi verildiği için kesme işareti kullanılmış doğru. C şıkkında özel isim kullanıldığı için yine kesme işareti kullanılmıştır doğru. D şıkkında Türk Dil Kurumu'ndan bakın kurum isimleri aldığı eklerde apostrofla ayrılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada yanlış kullanılmıştır. Cevap D e şıkkı. E şıkkında da doğru bir kullanım vardır. Gösterilen yerlere sırasıyla verilen noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar birinci boşlukta şöyle der diyor. Yani bir şey söyleyecek. O zaman tırnak işareti içerisinde bir ifade olması gerekiyor. Ondan önce de iki nokta gelmesi gerekiyor. Sonrasında cümle bittiği için nokta kullanılmalı. Cümle bittiği için de tırnak işaretiyle kapatmamız gerekiyor. Bu daha nerede vardır? E şıkkında vardır cevap E. Numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Şimdi A şıkkında, C şıkkında ve D şıkkında ve E şıkkında Aynı noktalım işaretleri getirilir. Neden? Sorulara cevap vermeyi sevmeyen, düşündüklerini açıkça söylemeyen biriydi. Cümle bittiği için nokta. İkinci cümleye baktığım zaman biraz kederli, biraz umursamaz, biraz mahzun. Burada cümle bitmemiş. Yani yüklem yok. O zaman burada ne gelmeli arkadaşlar? Üç nokta gelmeli. C şıkkına baktığımda yani üçüncü cümleye baktığımda arkadaşlar yine yüklem olduğu için nokta konur. Dörde baktığımda ise ister de yine cümlede yüklem bitti. Yüklem olduğu için ve cümle bittiği için nokta konur. 5 numarada ise yine nokta konur. Çünkü yüklem var ve cümle bitmiş arkadaşlar. Cevap 2 numara. Yani B şıkkı. Sırasıyla hangi noktada mı işaretleri getirilmelidir? Gökalp. Bakın özne belirtildiği için virgül gelmeli. Virgüllü olan kısımları ayırdım. Diğerlerini eledim. İki sonucu ulaşmak istiyor. Batı müziğinden edebiyatından bir şeyler almalı, eserin her yerinde Türklüğümüzü hissettirmeliyiz. Şimdi iki sonuca ulaşmak istiyor dediğine göre bu iki sonucu açıklıyor arkadaşlar. İki nokta. Sonrasında tırnak işareti içerisinde özel olarak belirtiyor. Batı müziği edebiyatından bir şeyler almalı. Bakın. Dolayısıyla da virgül gelmeli. Eserin her yerinde Türklüğümüzü hissettirmeliyiz. Cümle bittiği için nokta ve tırnağı kapatıyorum. Bu verilen İşaretlerde A şıkkında var, cevap A şıkkı. Hangisinde noktalama yanlışı vardır? A şıkkında, B şıkkında, C şıkkında ve E şıkkında noktalama yanlışı yok ama D şıkkında noktalama yanlışı var bakın. Saat arkadaşlar nokta ile gösterilir. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Cümlede ayrı belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalı? Sahneye gelen oyuncu söze şöyle başladı. 2 nokta. Sonra tırnak. Yaşam bir oyundur. 2 cümle olduğu için birbirine virgülle ayırdım. Her insan da bir oyuncudur nokta. 2 nokta. Yani noktayı koyduktan sonra tırnakla kapattım arkadaşlar. Bu verdiğim işaretlerde nerede var? B şıkkında cevap B şıkkı. Numaralanmış yerlerden hangisinin ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Şimdi A şıkkında cümle bittiği için ve yüklem olduğu için nokta gelir. Yani bir numarada. iki numarada ise iki tane yargı olduğu için arkadaşlar sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Üçüncü cümlede ise cümle bittiği için yüklem olduğu için nokta konur. Son cümlede ise yine yüklem olduğu için ve cümle bittiği için nokta konur. Cevap B şıkkı. Ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? İhtiyar eseri sevincinden bayılmıştı. Cümle bittiği için yüklem kendine gelince oğlu ona. Şimdi burada bir konuşma çizgisi olmalı ya da tırnak işareti içerisinde belirtilmeli. Ondan önce de iki nokta gelmeli. Ben karaya cenk için çıktığımda sen gemide kal. Burada cümle bittiği için nokta ve tırnak işareti içerisinde cümlenin son bulduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu özelliklerde B şıkkında var cevap B. Hangisinde yerinde kullanılmamış bir noktalama işareti vardır? Arapça olan nesir sözcüğü yayma saçma dağıtma anlamına gelmektedir. 1 numara yay ayrıç içerisinde nesir sözcüğünün nesr olduğu belirtilmiş. Doğru. Sözcüğü yayma saçma dağıtma özel bir anlamı olduğu için 2 numaradaki tırnakta doğru kullanılmış. Anlamına gelmektedir. Cümle bitmiş. O yüzden nokta konmalı. Noktalı virgül değil. Bu yanlıştır. Cevap c şıkkı. 4 numara doğru. Nasir nesir yani eş görevli sözcükleri göre birbirinden ayırmak için virgül kullanılmış. 5'te de yine Eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılmış cevapçı. Aşağıdakilerden hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir diyor. Milli Edebiyat'ın öncülerinden olan Ömer Seyfettin. Bakın özneyi belirtmek için virgül kullanılmalı. Devam ediyorum. Şu ilkeyi savunur diyor. Yani bakın ondan sonra da tırnak verildiği için ondan önce ne gelmeli? İki nokta gelmeli. Edebiyat eserlerinde halkın konuştuğu Türkçe kullanılmalıdır. Burada ise cümle bittiği için nokta kullanılmalı. Bu özellikler de eş verilmiş. Hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Koca bir kaz asker kızıyım bir düğüne bir davete giderken küpesiz yüzüksüz mü gideyim dedi. Burada bakın bir konuşma var. Dolayısıyla öncelikle tırnak gelmeli. Tırnaklı olanların hepsinin altını çizdim. Diğerlerini elemiş oldum ama hepsi tırnakla başlıyor. Koca bir kaz asker kızıyım. Açıklama geldiği için noktalı virgül. Bir düğüne, bir davete. Bakın eş görevli sözcük olduğu için araya virgül konulmuş. Giderken küpesiz yüzüksüz. Yine eş görevli sözcükleri olduğu için virgül kullanılır. Küpesiz yüzüksüz mü gideyim? Burada ise soru anlamı verdiği için soru işareti. Ve sonrasında konuşma bittiği için tırnakla kapattım. Dediden sonra ise cümle bittiği için nokta. Bu özellikler de şıkkında var cevap D. Hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A şıkkında özel bir kavram Everest tepesi olduğu için ona eklenen ek de apostrofla kesme ile ayrılmış. Doğru başvurular 20 Aralık bakın. 20 Aralık ifadesi özel isim olduğu için özel isim olarak kullanıldığı için apostrof doğru ayrılmış. Al sancaktaki yine özel bir belde ismi olduğu için Onunla birlikte eklenen ekler apostrofla ayrılmış doğru. Tanzimatçılar bakın. Tanzimat ve ondan sonraki gelen yapım eki ve bundan sonra eklenen ekler apostrofla ayrılmaz. Yanlış bir kullanımdır. Cevap D şıkkı. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor virgüllerden? Şiir şunu bunu anlatan, inceleyen, çözümleyen bir şey değildir. Şiir bizim işimize işleyen, bize avutan bir şeydir. Bana öyle geliyor ki divan şiirini sevmeyen, ondaki sesi duymayan bir Türk Avrupa şiirini de yeni şiiri de gerçekten sevemez. Bir numarada anlatan, inceleyen sıfat fiilleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılmış doğru. Sonrasında içimize işleyen, bize avutan bir şeydir. Bakın burada da işleyen bir yargı var. O yargıyı ayırmak için virgül kullanılmış doğru. Bana öyle geliyor ki divan şiirini sevmeyen, bakın yine sıfat veri belirtmek için virgül kullanılmış doğru. Ondaki sesi duymayan bir Türk. Bakın Türk isim. Nasıl Türk? Sesi duymayan bir Türk. Bakın bu sıfattır. Dolayısıyla sıfat tamlamaları arasında da virgül kullanılmaz. Bu yanlış bir kullanımdır cevap eşikkı. Numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez. Çevirmenin yalnızca bildiri değil, yazınsal ya da biçimsel özellikleri de kaynak dilden erek dille aktarılması olanaklı mıdır? Burada soru anlamı kazandırıldığı için soru işareti getirilmeli. Çevirmenin yalnızca bildiri değil, virgül getirilmenin, dillerin birbirinden nedenli farklı olduğunu düşünürsek, bakın burada şart anlamı var ve şart anlamından soru da sonra arkadaşlar. Virgül ya da herhangi bir noktalama işareti getirilmez. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Kesinlememiz gerekir. Cümle bittiği için nokta koydum. 5 numarada ise kendine özgü yapısı. Kendine özgü bir mantığı. Bakın eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için virgül koydum. Cevapçı Hangisinde virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Rüzgarın odamızı her gün yosun kokusuyla doldurduğu, güler yüzlü ihtiyarların sohbet ettiği, pembe yanaklı çocukların şarkılar söylediği bu kasabada yaşamak ne güzeldi. Buradaki virgüle baktığım zaman doldurduğu ve sohbet ettiği. Yani eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için virgül mü kullanılmış? Evet, yani sıfat fiilleri ayırmak için de aynı zamanda virgül kullanılmış olduğunu görüyoruz. Eş görevli sözcükleri ayırarak hangi cümlede virgül kullanılmış arkadaşlar? A şıkkında özneyi ayırmak için virgül kullanılmış. B şıkkında bakın kitapları, defterleri, kalemleri eş görevli sözcük olduğu için virgül kullanılmış ayırmak için. Dolayısıyla cevap B şıkkı. C şıkkında İspanya'ya nereye? İspanya dolaylı tümleci belirtmek için virgül kullanılmış. D şıkkında sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılmış. E şıkkında ise yine özneyi belirtmek için virgül kullanılmış. Cevap Bursa. Sorularımız burada bitti. Diğer bir föyde görüşmek üzere.